tasavvuf zor bir konu. Çok zor bir konu. Bugüne kadar konuştuklarımız gibi bir alan değil. Çünkü kendisini zaten konuşma alanından ziyade eyleme alanında ifade eden bir alan. Tasavvuf alanı. Dolayısıyla biz tasavvufu dışarıdan bir düşünce sistemi olarak konuşacağız. Yani benim anlattığım şey tasavvufun meseleleridir düşünce içerisinde. Ama tasavvufun kendisi değildir. Tasavvuf işte tekkelerde yapılan şeylerdir. Burada Fatih'te, şurada, burada bilirsiniz. Giden vardır belki aranızda. Üsküdar'da Balaban Tekkesi falan var. Oralarda artık her ne yapıyorlarsa, nasıl yapıyorlarsa tasavvuf öyle bir eyleme hali, bir trans hali daha modern ifadelerle böyle şeyler. Biz tasavvufun düşüncesini son yıllardaki ifadesiyle tasavvufun metafiziğini konuşacağız. Bana göre de İbn Arabi tasavvufun metafiziğini anlatan tepedeki adamdır. Bir eşi benzeri daha yoktur yani İslam düşünce sisteminde. O yüzden İbn Arabi'yi seçiyoruz. Tekrar ediyorum, ben İbn Arabi uzmanı da değilim. Tasavvuf uzmanı da değilim. Daha felsefeden tarafa şey yapıyorum ve bir tanıtlama amacı gülüyorum. İslam'a sonradan girmek demek problemli bir ifadedir. Çünkü İslam'a sonradan girmek demek, İslam'da doğuştan gelen bir şeyler var demektir. Oysa düşünce olarak baktığımızda, bunu geçen sene de ifade etmeye çalıştım. Bütün düşünceler İslam'a sonradan girdi. Yani Hazreti Peygamber zamanında, peygamberin otoritesi varken, hızlı geçişmeye çalışacağım buraları. Zaten bir düşünceye ihtiyaç yoktu. Otorite ortadaydı, peygamber ortadaydı, gider danışırdık. Şöyle yap derdi, böyle yap derdi diyorsa, demiyorsa da suskunluğundan bir şey anlardık ve çeker giderdik. Sonra Müslümanlar kendi işlerinde zaten bir defa burada hızlıca aktardığımı hatırlıyorum. Sizlerin de iyi bildiğiniz şeyler bunlar. Kendi işlerinde zaten bir Mekkeli muhatapları vardı. İşte Mekkeli müşrikler, putperestler, bir biçimde paganlar. Öbür taraftan Medine'ye gittiklerinde Yahudiler ve Hristiyanlar. Karşıt muhatap olduğunda kendiniz bir savunma geliştirirsiniz. Bu bütün düşünceler için böyledir. Felsefi bütün düşünceler için ya da neyse yani kelami bütün düşünceler için geçerlidir. Kendinize bir savunma alanı yaratmaya başlarsınız. Nitekim Müslümanlar daha sıfır gününden itibaren böyle şeyleri yapmaya başladılar. Mesela şirk, daha evvel söylediğimi hatırlıyorum. Mekke döneminde Müslümanların şirkten anladığı şeyle Medine döneminde anladığı şey aynı değildi birebir. Benzerdi ve birbiriyle tabii ki bağlantılıydı. Ama motamot aynı şeyi anlamıyorlardı. Çünkü Mekke'de bir Allah fikri vardı. Ama arada işte putlar vardı. Onlar vesilesiyle. Müslümanların savunusu ve gelen ayetleri anlama biçimi de öyle oldu. Medine'ye gittiğinizde farklı iki dinle daha haşır neşir oldunuz. Buna göre bir şirk teorisi geliştirmeye başladı. Hemen sonrasında gerçekten de İslam'ın yayılma hani mucizevi falan denir bilirsiniz. Öyledir de hakikaten. Eşi benzeri az olan bir hızdır yani o. Nitekim önce Basra, sonra İran, Anadolu, Mısır buralarla karşılaştığında yeni refleksler edinmeye başladılar. Bunların hepsi de aşağı yukarı bir 70-80 yılında oldu. Muhatap olduğunuz medeniyetler dönemin en ağır medeniyetleri. Pers'le, Mısır'la ve Roma'yla muhatap oluyorsunuz. Bunlarla savaşıyorsunuz. Muazzam bir istikrar gösterdiler. Muazzam bir hız gösterdiler yani. Müslümanların çünkü bu bölgeye hızla hemen bir 30-40 yıl içerisinde bu bölgeye taşınmaları oradan gelip geçme şeklinde olmadı. Orada kalıcı oldu. Daha da önemlisi yönetici oldular. Yani mamur beldelerde yönetici olmaya başladınız. Çölün insanı 50 yılın sonunda, 80 yılın sonunda Diyarbakır'ı yönetiyor. Tebriz'i yönetiyor. Şam'ı yönetiyor. Bağdat'ı yönetiyor. Kahire'yi yönetiyor. Şimdi buralara bakıyorsunuz 2000 yıllık bir geçmişi var. Şimdi hem burada kalıcısınız
ticari faaliyetler geliştiriyorsunuz, sosyal faaliyetler geliştiriyorsunuz. Hem de burada yöneticisiniz. Bu işte benzersiz bir şey. Bakın bir kıyas için Türkler bu işin içine girdiğinde, Çağrı Bey, Tuğrul Bey, daha evvel yine söylediğimi hatırlıyorum. Mesela Gaznelileri yenerek bu işin içine girdiler. Daha gerçek manada. Ama mesela yönetici vasfı yoktu. O yüzden diyelim yine Pers unsurlarını getirip devletin içine konuşlandırdılar. Yani en meşhuru işte Nizam. Değil mi yani koca Selçuklu devleti, imparatorluk, tepedeki adam Nizam. Onun üstünde sultan var, Melikşah var ya da Alparslan var. Ama ülkeyi Nizam yönetiyor. Alt kademelere iniyorsunuz hepsi Pers. Ama Araplar öyle olmadı yani. Müslümanlar o zaman Arap'tı. Öyle olmadı. Gittikleri yerde yönetici de oldular. Ve hızla bir entelektüel birikim geliştirdiler. Bir savunma geliştirdiler. Hem politik anlamda, hem ekonomik anlamda, hem de ilim anlamında. Biz tabii daha ziyade ilmi konuşacağız. Mısır'a gidiyorsunuz. Amr bin As'la. 2500. Yo ne 2500 ya? Ya 5000 yıllık bir şeye gidiyorsunuz. Piramitleri yapan bir medeniyete gidiyorsunuz. Pers'e gidiyorsunuz filan. Resulullah'ın ifadesini hatırlayın. Biz ümmi bir toplumuz diyor. Ne diyor? La nektubu ve la nahsubu. Yani ne yazabiliriz ne hesap edebiliriz. Şimdi mukayeseli okuduğunuzda daha politik bir okuma gerçekleştirdiğinde Hazreti Peygamber ne diyor? Biz Mısırlılar gibi yazamayız. Hesap yapamayız. Çünkü biliyor onu. Persliler gibi takvimimiz yok bizim. Romalılar gibi takvimimiz yok. Matematiğimiz yok. Geometrimiz yok. Buna karşılık söylüyor bunu. Biz bunları bilmiyoruz. Ama bunlar biliyor. Yani bir politik atmosfer var. Bu politik atmosferin ne olduğunu sadece Hazreti Muhammed aleyhisselam değil. Orada iyi kötü işte ticaret yapmış, sağa sola gitmiş. İnsanlar bunu biliyor. Bu okuma çok daha derinleştirilebilecek bir okum. Özür dilerim, bir öksürük tuttu nedense. Siz onu salt manada işte biz okuma bilmiyoruz, ümmiyiz falan gibi anlayabilirsiniz. Hani o oruç meselesinde beyaz ip, siyah ip falan. Değil mi? Adam almış yastığının altında beyaz ip, siyah ip şey yapmış, ona bakıyormuş falan böyle. Biz diğerleri gibi değiliz. Daha politik, daha geniş çerçevede bir okuma da söylediği şey bu aslında peygamberin. Onlarda geometri var, matematik var. Mamur beldeler bunlar. Akdeniz'in doğusuna gidiyorsunuz, Levant bölgeye gidiyorsunuz. Oralarda devlet kuruyorsunuz. Neyle? Çölden gelmişsiniz. Bunu daha evvel yine burada anlattığımı hatırlıyorum. Kısaca biraz aceleci şey yapıyorum. Belki bunları böyle daha aeste aeste konuşmak lazım aslında. Osman çok zengindi diyorsunuz. Diyoruz. İşte Ebu Sufyan çok zengindi. Bunların zenginliği Doğu Akdeniz'e gittiğinizde iki paralık etmezdi. Ne zenginliği olacak yani? Hazreti Ebu Bekir çok zenginmiş. Neyi zengin ya? Kaç tane? 50 tane mi devesi var? Kaç? 10 tane kızıl devesi mi var? 3 tane mi evi var? 7 tane mi evi var? Ne ki o ev yani? Kerpiçten yapma ya da ağaçtan bozma evler ya. Sözün ettiğimiz bölgelerle esamesi olmaz. O zenginlik o zenginlik değil. O kültür o kültür değil. Siz sıfırdan çölde izole bir ortamdan çıkıyorsunuz. Büyük bir alana, dünyanın merkezine gidiyorsunuz. O günkü dünyada hakikaten dünyanın merkezine gidiyorsunuz. Pers'le 3 savaş yapıyorsunuz. Mısır'la, Roma'yla, Kayseri'ye falan geliyorsunuz. Dünyada, tarihte bildiğimiz böyle büyük hareketler içerisinde Müslümanlar gibi bu kadar kısa sürede, bu kadar hızlı bir ve büyük bir nüfus ve kökleşecek bir nüfus oluşturmuş bir medeniyet daha bilmiyoruz bakın. Yani az önce mesela Türklerden bir örnek verdim. Başka öğeler kullanıyorlar. Ya da mesela Hülagu, Cengiz, onlar geliyor 7. 8. yüzyıllarda. Daha sonraki yüzyıllarda. Moğollar geliyor. Tutunabiliyorlar mı? Ya çok daha sonra Timur da geldi. Silip süpürerek geldi Timur. Hani şu Osmanlı'yı Timurlenk 1402'deki şey mesela. O da geldi ama geri gitti.
Çünkü hakim görüş, üst statüyü yakalamak zordur. Burada çok şeyler yazıldı, çizildi. Genelde de Batılılar, oryantalist denilenler bu işleri yaptı. Bizde de artık çok şükür geliyor. Çok çalışma alanı var buralarda. Nasıl oldu bu? Çünkü biz iki temel şeyle İslam'ın gelişimini konuşma eğilimindeyiz. Müslümanlar olarak ya da Müslüman ülkeler olarak. Birincisi saf imani düşüncelerle. İşte Müslüman oldular, iman ettiler, o sıcaklığı yakaladılar. Neredeyse bunu söyleyecek bir verimiz yok gerçekte. Resulullah'ın bizzat sahabelerinden itibaren, yani 10. yıldan itibaren Müslümanların ne kadar iman sıcaklığıyla, o saf, pür İslam ile, iman ile Müslüman olduklarına dair ortaya koyacağımız neredeyse hiç veri yok. Biz ama genelde böyle bir romantik bakışla bunu açıklama eğilimindeyizdir. Müslümanlar, hani hakim anlatıda, Müslümanlar Kur'an'la, sünnetle, şey insanlar Kur'an ve sünnetle tanışır, bu ne büyükmüş der ve Müslüman olur. Bu ne azim bir kelammış der ve Müslüman olur. Gerçek böyle değildir. Tabii ki böyle olanlar oldu ama gerçek böyle değildir. Daha politik şeylerdir. Elimizde her türlü veri de var. Benim amacım o değil şu anda. Birincisi böyle. Saf imani ve bağışlayın, hani iddialı ifadeler bunlar. Bana göre değil ama bazı kulakları ısıracaktır. Daha romantik bakışlarla açıklama eğilimindeyizdir. Öbürü de askeri. Fetihler. Şurayı fethetti Müslümanlar, burayı fethetti Müslümanlar. Mesela Türkiye için konuşalım. Osmanlı'yı da böyle görürüz. Bizde hep böyle büyük isimler asker komutan isimlerdir, sultan isimleridir. Neredeyse hiç değişmiyor. Yapılan bütün anketlerde hala bir numara Fatih çıkıyor mesela. Aklınıza gelen ilk Türk büyüğü falan Fatih. İkinci Yavuz, Kanuni falan bunlar geliyor. Sonra diyelim işte yürüdükçe Şah da, İsmail de geliyor, Cengiz de geliyor, şu bu da geliyor. Hep asker komutandır. Yani bizim geçmişe analiz biçimimiz bir romantik bir iman üzerinden, iki asker krallık üzerindendir. Mesela Uzak Doğu'da da Batı'da da böyle değildir. Asker komutanlar da anlatılır. Hemen insanların ilk anda aklına gelir. Ama diyelim Aristoteles de akla gelir. Mesela Aristoteles belki dünyanın gördüğü en büyük krallardan biri, İskender'in hocasıdır. Ama biz Aristoteles'i İskender'in hocası olarak bilmeyiz. Ama Molla Gürani dersem hepiniz Fatih'in hocası olarak bilirsiniz. Yani Molla Gürani kıymetini kendinden almaz. Fatih'in hocası olmasından alır. Akşemseddin'i Akşemseddin olarak ilim içerisinde bilmeyiz. Fatih'in hocası olarak biliriz. Ya da bu şey için, Emir Sultan için de geçerlidir. Ne bileyim, Şeyh Edebali için de geçerlidir. Yani Osman Bey vardır da Şeyh Edebali'yi biliriz. Ha, erbabı için böyle değil ama kitleler için böyle. Oysa diyelim Avrupa'da böyle değildir. Fatihler de vardır. Diyelim işte Fatih, William gibi büyük isimler de vardır. Ama Shakespeare de bilinir. Ya John Locke da bilinir. Immanuel Kant da bilinir. Dolayısıyla biz o kısmı çok hızlı geçiyoruz. Çok hızlı geçtiğimiz için birçok şeyi açıklayamıyoruz. Tasavvuf İslam'a sonradan girdi. Sonradan girmek ne demek ki? İslam fıkhı sonradan değil mi? O da sonradan. Arap dili sonradan değil mi? O da sonradan. 300 yıl. Kur'an'ı okumamızı mümkün kılan Arap kaidesinin grameri 300 yıl içinde tamamlandı. Tabii ki tasavvuf da sonradan. Ama burada size sunduğum şey sonradanlık. Çünkü düşünce sonradan olan bir şeydir. Matematik de sonradan gelir. Fizik de sonradan gelir. Gramer de sonradan gelir. Ya çok özür dilerim. Hiçbir şey yoktu. Kürsüye geçtim. Sürekli öksürüyorum. Müslümanlar, evvelce konuştuğumuz için
hızlı geçiyorum yine. Önce fıkıhla ilgili problemleri fark ettiler. Fıkhi mesela, çünkü yeni coğrafyalara gidiyorlar ya, yeni şeylerle karşılaşıyorlar. Bu meselelere bir çözüm üretebilmek için Kur'an'a geri dönmek, rücu etmek zorunda kaldıklarını fark ettiler. Bu sefer Kur'an'ı görmek için, okuyabilmek için, ne dediğini tam idrak edip şey yapabilmek için bir dilin kaidesi gerekti. Dil işin içine girdi. Sonra fıkıh usulü, ben ne açıdan bakacağım? Hangi perspektiflerle bakacağım? Bunlar işin içine girdi. Bunlar olunca farklı suç biçimleri, farklı ceza biçimlerini fark ettiler. Çünkü çalmanın karşılığı el kesmekti. Ama yüzlerce başka haksız fiil var. Bunlara ne diyebiliriz? O zaman bir biçimde çıkarım kuralları gerekiyordu. Bu sefer mantık işin içine girdi. Peki mantığı nasıl yaparsınız? Temel öncüler nasıl olur? Asıl ne olur? Fer ne olur? Kıyas nasıl yapılır? Kıyas esnetilebilir mi? Kapsamı nelerdir? Gibi şeyler çıkmaya başladı. Bunu yaparlarken bu defa fizik teorileri ortaya çıktı. Allah'ı görürüz görmeyiz diye bir ayet vardı. Dediler ki görme fiili nasıl gerçekleşiyor ki biz Allah'ı görüp görmeyeceğimizi bilelim. Bu defa işte diyelim günün sonunda İbni Heysem gibi bir adam çıktı. Görme teorisi arttı ortaya. Ya görme dedi yansımayla gözden çıkan ışıkla olmuyor. Yansımayla oluyor. İlginç. Yani o zaman çünkü hem yansıma hem de benim gözümün feri, gözümden bir ışık çıkması gerekiyordu. İbni Heysem bir şeyler yaptı. Bir taraftan bilim, bilme, yani farklı biçimlerde bilme, bilmenin nesneleri ortaya çıkmaya başladı. Yetmedi. Toplumla ilgili problemler, hukukla ilgili şeyler, bizim şeriat dediğimiz şeyler ortaya çıktı. Peki bir şeriat diğer şeriata uymak zorunda mı? Mesela daha evvel burada konuştum, işte görüş birliği olsun. Görüş birliği mümkün mü? İşte Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Kıyas, icma. En son icmayla toparlayacağız onları. Peki icma mümkün mü? İnsanoğlu herhangi bir konuda zamanı ve mekanı aşacak şekilde bir görüş birliği sağlayabilmiş mi hiç? Sonra Hazreti Hüseyin öldürüldü. Şimdi Hüseyin'in öldürülmesi, peygamberin 16-17 çocuğunun öldürülmesi, toplam orada 72 kişinin öldürülmesi bir zulüm ile. Mesela bir adamın hurma çalmasıyla aynı günah mı? Böylece mürtekibi kebire gibi büyük günahlar, küçük günahlar teorisi ortaya çıktı. Peki ne demek ki büyük günah, küçük günah? Hangi seviyeden sonra bir günah büyük olur? Şimdi büyük günah, küçük günah daha böyle karikatürize bir şeymiş gibi geliyor. Ama evet yani bir hurma çalmayla, deve sütü çalmayla bir adamı öldürme aynı şey değil ya. Buna büyük günah diyelim, buna küçük günah diyelim. Bunun hukuktaki karşılığı ne? Ayrıca büyüğü büyük, küçüğü küçük olarak belirleyecek ölçelimiz ne? Bir miyar gerekti bu defa. Bakın bizim fıkıh usulümüzün başlıkları bunlar. Miyar bir başlıktır, bir cinstir, bir çalışma alanıdır miyar. Ölçüler, ölçekler. Bu sadece kendi başına bir alan yani. Çünkü bu bizim felsefede bugün kualya dediğimiz bir problem. Nitelik problemi. Hani açık hava, bulutlu havayı düşünün. İşte bugün hava çok kapalı. Yaklaşık kualya probleminden söz ediyorum. Nasıl bir bulut seviyesinden sonra biz açıklıktan kapalıya geçiyoruz? Kaç bulut olursa ya da o bulutlar ne kadar kararırsa biz hava kapalı deriz. Bunlar felsefede ciddi problemler. Açık kırmızı ile koyu kırmızı arasında bir frekans aralığı sonsuzca büyüyor. Kantor'un sonsuzlar hiyerarşisinden bir yol çıkartıyoruz. Yani bilmem ne kırmızısıyla falan kırmızı arasında matematiksel olarak sonsuzluk yakalıyor biliyoruz. Nasıl oluyor bu? Bu bizde hüsn kubuh diye bir tartışmaya sebep oldu. İyilik kötülük tartışması. Ya günah hep aynı değil ya. Haram helal aynı değil ya. Haram farz aynı değil ya. Bunlar iki uç noktayı belirliyor. Hani burada daha önce demiştim haram helal diye bir dikotomi yoktur. Haram farz diye bir dikotomi vardır. Biri yapmaman gereken biri yapman gerekenlerdir. Arası Arapça kelime olarak düşünün lütfen. Vücubiyet doğuran melimalı ekidir o. Yunanca todeon. Yapmalısın, etmelisin diye. O bir ahlak teorisidir. Malı meli getirdiğinizde bir ödev yüklenir. Ödev ahlakı diye bilinir. Batı dünyasında Kant'la tanınır. Şimdi siz bu tarafa haram, bu tarafa farz yazıyorsunuz. Kesinlikle yapmaman gereken, kesinlikle yapman gereken. Peki bu iki arasını neyle belirleyeceğiz? Çünkü orası kualya alanıdır. Bir nitelik sorunudur yani. Yani iyi nasıl iyi? Mutlak iyi, mutlak kötüyü diyelim şimdilik anladık ki günün sonunda onu da anlamadığımızı fark edeceğiz. Ama diyelim şimdi anladık. Peki arasındaki?
böylece işte mekruhlar, harama yakın mekruhlar, işte caizler, vacipler, şunlar bunlar. Ama neye göre? Bir miyar ışığında. Bu sorunlar başladı. Bakın düşünce doğuyor. Geliyor artık. Müslümanlar bunların hemen birçoğunu temelde iki sebepten yaptılar. Bir, yeni muhataplarına karşı bir savunma geliştirmek için. İki, yeni muhataplarını Müslüman olduktan sonra onlara bir şey söyleyebilmek için. Daha evvel söylemiştim. Karpuzdan nasıl vergi alalım? Nisap miktarı nedir? Altının nisap miktarıyla hurmanın nisap miktarı aynı değil ki. Tanımadığımız diyelim pirinç olsun. Pirincin, çayın, şekerin nisap miktarı nedir? Farklı birimde ölçek paralar yok. Neyse bu uzar buradan. Şimdi bir taraftan bu işler yürümeye başlasın. Öbür taraftan da Müslümanlar patır patır birbirleriyle savaşıyorlar. Hemen en büyük figürler arasında Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasında bir savaş meydana geliyor. En iyimser rakam 10.000. Yanlış hatırlamıyorsam Taberi. 10.000 Müslüman ölüyor. En kötümser rakam 30.000. O hiç inandırıcı değil 30.000. Ama Müslüman Müslümanı vuruyor. Bitmedi. Hikaye ancak orada başladı zaten. Onun öncesi de var ufak tefek de. Sonra Sıffin. Artık teoriler başlıyor. Bu kafir, bu kafir, bu kafir, bu kafir. Neye göre? Bu kafir değil, bu bagî. İsyankar. İşte bu münafık. Bu zındık. Bunlar daha önce yoktu. Şimdi biz bunları oluşturuyoruz. Yani yoktu derken ne demek yoktu? Kelimeler vardı. Ha, kelimeden aynı şeyi anlamıyorduk. Yani daha peygamber zamanında zındıktan anlaşılan şeyle ya da nifaktan anlaşılan şeyle 80. yılda, 60. yılda, 50. yılda, 40. yılda hani daha da çünkü aşağı yukarı 40 yıl işte şey. 2,5, 10, 12,5, 22,5 ya 25. 26. yılda işte bu savaşlar. Peygamberden 25 yıl sonra aha diyorlar bu bagî, bu zındık. Kelimeleri şey yapıyorsunuz. Şimdi o zaman bir fikir ortaya çıkıyor. Acaba Kur'an'da belirgin bir akıl var mı? Yani bizim takip edebileceğimiz bir akıl var mı Kur'an'da? Yoksa Kur'an bir veri seti gibi de biz içine düştüğümüz pozisyonları açıklamak için tekrar tekrar rücu ettiğimiz bir kitap mı? Bu ikisi arasında çok radikal bir fark var. Kur'an'da takip edilebilecek bir akıl varsa eğer biz o aklı alıp bütün dünyaya sunabiliriz. Kur'an her yerde hep aynı şeyi söylüyor olur. Ama öyle değilse bizim içine düştüğümüz kavram dünyası, olaylar, olgular dünyası içerisinde gerisin geri sürekli Kur'an'a rücu edeceğiz. Bir dakika ben şuraya bir daha bakayım. Aa meğer şu kelimeyi ben şöyle anlayabilirmişim. Bakın bu çok radikal bir yani epistemik problem bu. Yani Kur'an bana zaten bir çizgi veriyor mu? Bir akıl veriyor mu? Yoksa ben içinde bulunduğum duruma göre mi tekrar tekrar ondan bir şeyler çıkartıyorum? Şimdi çoğalıyor işte. Kelam geliyor. Kelam kendi içinde 8'e 10'a bölünüyor. Onlar her biri kendi içinde 3'e 5'e bölünüyor. Şia geliyor, bilmem ne geliyor. İtikadi düşünceler, fıkhi düşünceler geliyor. Nasıl mümkün oluyor bunlar? Aynı şeyi anlamıyorlar. Aynı şeyi anlamaları mümkün de değil. Bunun bir sürü sepet örneğini biliyorsunuz. Şimdi bir taraftan görüş farklılıkları, öbür taraftan siyasi pozisyonlar, diğer taraftan bir savunma karşı şeye karşı, karşı görüşlere karşı. Ya mesela alemin işte kıdemliği. Alem kadim midir, ezeli midir? Bundan birkaç defa burada söz ettim. Zannediyorum İslam dünyasında hem politik anlamda hem ilimde bir şeyleri böyle ileri itme anlamında daha büyük bir olay yoktur. O kadar basit ki yani kelam kadim midir, değil midir? Yani Kur'an'ın kendisi kadim midir, değil midir? O kadar büyük bir problem ki aşılamadı yani. 500 yıl aşılamadı. Bilmiyorum belki hala aşılamadı. Çok manasız gibi görünüyor. Bakın bana göre en önemli itkilerden biridir. Bir örneğini daha önce söylemiştim. Hazreti İsa mesela Kur'an'a eğer kadim derseniz Allah'ın kelimesi dediği için Hazreti İsa'ya diyor ki Hazreti İsa da diyor şey olur, kadim olur. Hristiyanlar da böyle diyordu. Ya biz Kur'an'ı kadim dersek Kur'an'a yani sonradan yaratılmış muhtes bir şey değil, hadis değil yani. Kadim dersek fark etmeden, istemeden Hristiyan'ın ekmeğine yağ sürüyoruz. Böyle olamaz. Çünkü o da zaten İsa eşit Tanrı falan diyor. İsa ezelden beri vardı diyor. Biz diyoruz ki Tanrı ezelden beri var. Tanrı'dan sonrası muhtestir.
bu bir defa başladığı zaman Kur'an'ın içinde geçen kavramlar da cennet mesela sonsuz mu? Cehennem sonsuz mu? Ezeli mi? Kadim mi yani? Önemli. Burada teknik olarak düşünüyorsunuz kıdem kelimesini. Arapça bir şey olarak değil. Yani bir kelime olarak, terim olarak değil, bir kavram olarak düşünüyorsunuz. Artık bir kavrama yükseltiyor bunu. Bakın ne kadar nerelerden geliyor ve nerelere gitmekte. Kimsenin tahmin edemeyeceği biçimde. Kimsenin öngöremeyeceği biçimde. Ha öyleyse bizim sorumuz can alıcı bir şekilde burada duruyor. Acaba Kur'an bize takip edilebilir, tutarlı, hiç çelişmeyen ve tüm zamanı ve mekanı aşacak bir akıl verebiliyor mu? Şunu kastediyorum. Mesela matematik gibi bir şey mi? Mesela bugün matematiğin ki içinde yine de bazı problemler vardır. Buranın alakasız olur matematik konuşmak burada. Aksiyomatik dizge biçiminin matematiğin evrensel olduğunu düşünüyoruz. İspatlayamıyoruz ama en azından öyle iş görüyor şu anda yani. Kur'an da matematik bir dil gibi. Bana hem Jüpiter'de hem dünyada iş görecek bir akıl veriyor mu? Bir dizge veriyor mu? Vermiyormuş gibi görünüyor. Vakaya bakarsanız 100 yılın sonuna geldik diyelim. Vakaya bakarsanız sürü sepet tartışma. Bunun politik, yani ben politik tarafıyla çok ilgilenmiyorum aslında ama bu derslerde çok ilgilenmiyorum. Ama aynı zamanda bir epistemik tartışma. Ha bir de politik tartışma günün sonunda işte savaşa, kelle almaya falan gidiyor. O da işin en kötü tarafı. İşte burada tasavvuf diyeceğimiz şey başlıyor. Bildiğimiz şekilde tasavvuf, işte hadi söyleyeyim yani o klasik şey, tasavvuf işte suftan gelir. Suf nedir? Belli değil. Çünkü herkes yine farklı anlıyor. Hani Kur'an'da bir ayeti farklı anladığımız gibi onu da farklı anlıyor. İşte büyük ihtimalle şey, şu giyilen ne diyelim, böyle çobanların falan giydiği aba gibi bir şey işte suf. O gün itibariyle diyelim artık Hicri 80, 100, 120 falan o yıllardayız. Yani birinci yüzyılın sonu, ikinci yüzyılın içi buralardayız. Onlar kendilerine tasavvuf ya da mutasavvuf demiyorlardı. Çünkü öyledir ya, onu konuşuyoruz zaten. Yani bir şey önce yaşanır. Sonra birileri gelir geçmişe dönük olarak oraya bir şey getirir. Bir dönem getirir. Bu filan dönem denir. Yeni çağ, eski çağ gibi. Bu filancılar denir. Onlar kendilerini zühd kelimesiyle ifade etmeye başlamışlar. Elimizde şöyle bir 20-30 civarında isim var. Daha peygamber zamanında bile birkaçı gelmiş. Hazreti Ömer zamanında gelmiş olmuşlar. Bunlar Hazreti Ömer kızmış mesela. İşte iki kişi gelmiş. Hazreti Ömer bakmış adamlar kokuyor. Tıraş olmuyorlar filan. Bir anlamda da işte suffetün kafa kelimesinden geliyor tasavvuf. Şu ense tıraşını yapmıyorlar. Dikkat ederlermiş o zaman insanlar. Hani böyle bizde de olur ya, babam bana çok söylerdi adam gibi tıraş ol filan diye. Tıraş olmuyorlar bilerek. Bunlar kendilerine işte mütevekkilin demişler. Hazreti Ömer işte rivayete göre mescide gelmişler. Yabancı bunlar, Medine'ye geliyorlar. İşte Hazreti Ömer alın bakayım neymiş bunlar filan diyor. Bakıyor böyle hem Müslümanca bir şeyler söylüyorlar hem de hiç böyle peygamberden bilmediği, Kur'an'dan doğrudan görmediği bir şeyler de söylüyor adamlar. Hani af buyurun siz ne ayaksınız filan gibi bir şeyle adamlar nahnu mütevekkilun diyor. Ya işte biz mütevekkilleriz. Bakın mesela o zaman kendisine işte tasavvuf masavvuf yok. Mütevekkil diye ifade etmişler kendilerini. Böyle tanımlamışlar yani. Hani o kelimenin gerçek anlamını kastediyor. Tevekkül etmiş olanlarız biz. Kendimizi Allah'a bıraktık. Hazreti Ömer de hadi lan oradan demiş yani. Siz, evet mütevekkilden bir Arapça kinaye yaparak işte siz mütevekkil değilsiniz. Beleşten, beleşçilersiniz demiş. Çalışmıyorlar ya. Hazreti Ömer yemez o numarayı yani. O pek bilmez öyle şeyler. Sonradan bunlar zahit olarak da kendilerini tanımlamaya başlamışlar. Biz zahitleriz. Ne demek zahit? Zühd ne demek? Bilen var mı aranızda? Yok mu? Dünya malını dışarıda tutan. Bravo. Şimdi
test değil amacım yani. Çünkü zühdü de anlatmak çok zor. Çünkü bunlar artık çok yüklü kavramlar. Yani belki 10 ayrı zühd tanımı yapabiliriz. O gün nasıl ifade etmişler? Kur'an'da bir ayet var. Neyse Arapçası gelmedi aklıma. Kur'an olduğu için de böyle şey yapmayayım şimdi. Grameri kendi kafamdan tamamlarım. Olmaz. Onlar Yusuf'a böyle cimrilik ettiler. Hani Yusuf'u değerli görmediler gibi bir ifade de zühd kelimesini kullanıyor. Yani değer vermeme gibi bir anlamda. Ha bunlar diyor ki biz diyor zahitleriz. Şimdi kim bunlar? Şöyle bir manzara var şimdi. Müslümanlar bir kavram genişlemesi yaşıyorlar. Yüzyıldır. Anlattıklarımız oydu. Öbür taraftan bir politik genişleme var. Fetihler var. Ama aynı anda da hepsi birbirine girmiş. Şimdi böyle olunca birileri de şöyle dışarı çıkıp bu nedir diyor. Bu bir psikoloji, dikkat edin. Tarihin her döneminde, bugün Türkiye'de de, her döneminde, her yerde mutlaka olacak bir psikolojidir bu. Her zaman, her yerde. Bir hengame olur, birileri kendini geri çeker. Çünkü o sistem ona göre değildir. Şimdi ne oluyor bakın? Bir zenginleşme var ama aynı zamanda bir Nietzsche'ci bir ifadeyle bir dekadans var, bir çürüme var. Sahabe birbirine giriyor. Demedik laf bırakmıyorlar birbirlerine. Ve öldürüyorlar. Öldürüyorlar. Binler, on binler birbirini öldürüyor. Ya şimdi İslam'ın amacı neydi? Ve nereye doğru gidiyor? Ya o onu sürüyor, bu bunu sürüyor. Hani biraz da zor tutuyorum kendimi girmemek için. Çıkamayız yoksa. Böyle olduğunda geri çekiyorlar kendilerini. Yani bu işte bir problem var. Şimdi problem şu, bir, politik olarak birbirine girmişsin. Kan dökülüyor yani. Ya günün sonunda peygamberin çocukları öldürülüyor. Ve hep İslam adı altında. Hep Allah emretti diye. Hani ben öldürmedim. Allah öldürdü. Değil mi? Meşhur ifadeler bunlar. Ya Hazreti Ali'yi öldüren inil hukmu illa lillah diye öldürdü. Değil mi? Hüküm ancak Allah'ındır. Neyle itham ediyor Hazreti Ali? Allah'tan gayrı hüküm verdiği için itham ediyor. Hariciler. Bakın demek istediğim, burada bir eleştiri söylemiş olayım. Eğer siz düz imani mantık, iman sıcaklığı o romantik ifadeyle mevzuyu açıklamaya kalkarsanız ya da ikincisi İslami fetihler, askeri operasyonlarla açıklamaya kalkarsanız haricilerin çıkışını anlayamazsınız. Diyeceksiniz ki, İşte bunlar şöyle şöyle olan lanet adamlar filan. İşte bugün de zaten Suudi Arabistan Bakanı Selefiler filan. Ya gitti, şu an gitti, tamam. Ütüledin, kestin attın yani. Hani buradan bir düşünsel analiz çıkmaz. O zaten lanet, bu zaten bilmem ne, şu zaten bilmem ne. Bu hani politikacının işi olabilir, bu bir sofistin işi olabilir ama bir ne diyeyim, ilim adamının işi olmaz. Dümdüz yaptınız şu anda. Siz bu imani meseleyi alacaksınız. Bu pür iman dediğim şeyi alacaksınız. Bu fetih mantığını alacaksınız. Başka? Toplumun yapısına gireceksiniz şimdi. O günün insanı ne demiş? Kim neyi nasıl eleştirmiş? Hasan Basri'nin mesela nasıl, kimlere ne anlamda eleştirileri var? Öğrencisi Vasıl bin Atay'la nerede tartışmışlar, ne yapmışlar? Bunun sonuçları ne olmuş? Buna girdiğinizde diyelim aklıma o geldiği için haricileri analiz edebilirsiniz. Bizde hala ciddi anlamda yapılan şeyler değil. Ya çok şükür her geçen gün artıyor ama hala çok eksik olan şeyler. Bunlar Kur'an'ı anlamadı. Bu bir ilim adamının yapacağı bir şey değil. Bunlar anladı. Böyle bir şey değil yani ilim. O kılcallara gireceksiniz. Bir taraftan bir genişleme var, öbür taraftan bir çürüme. Çürüme aslında iddialı bir ifade, farkındayım ama bence durumu karşılayan bir ifade yani. Çünkü yani yaklaşık 10 yıl içerisinde 20 farklı iman teorisiyle tanışıyoruz tam o dönemde. Bir iki anlatmaya çalıştım burada ben. Yani Cehm bin Safvan'ın iman teorisi başka, Abdülmelik bin Mervan'ın iman teorisi başka. Yani onun derken o ve etrafındaki adamların. Hasan Basri'nin iman teorisi var. İman o değildir şudur, iman şudur budur. Ne bileyim işte amel imandan bir cüzdür, hayır değildir. Bir sürü. Hemen böyle ilk etapta bir 10-15 tane çıkıyor yani.
Tabii ki iman teorisi demek küfür teorisi demek aynı zamanda. Nifak teorisi, münafıklık demek aynı zamanda. Yani birini belirleyince hemen karşıt kavramlar doğar, doğru mu? Ben Müslümanım dediğimde ben size gelip posta koyar gibi ben Müslümanım desem siz dersiniz ki biz neyiz? Siz neyseniz olsunuz. Siz kendinizi tanımlayın. Birader yani bana ne? Ben Müslümanım. Spinoza'nın belirlilik şiddet doğurur dediği bir şey bakın bu. Yani kendinizi bir, yani tanımlama bir şiddettir. Bir sınırlamadır çünkü. Çünkü bir şeyi sınırlamadan tanımlayamazsınız. Çünkü onu seçip diğerlerinden ayırmak demektir. Bir teoriyi ortaya attığınızda şu şudur dediğinizde bu da bu değildir demiş oluyorsunuz. Şimdi ne olacak? Toplumun içinde birileri çekilecek. Kendini geriye çekecek. Bu geriye çekilme benim artık hani çok böyle üzerinde tepineceğim bir şey değil, çok böyle açmaya çalışacağım bir şey değil ama ben kendimden bizzat örnek vereyim. Ben anam babamdan örnek vereyim. 90'lı yıllarda benim ailemden bir kişi oy kullanmazdı. Çünkü Türkiye zaten küfür devletiydi. Zaten A partisi, B partisi, C partisi açısından bir Müslüman için bir fark yoktu. Bakın bizimki bir geri çekilmeydi aslında. Çünkü o da kafirdi, bu da kafirdi. Biz kendimizi geri çekiyorduk. Yani aslında o günün dünyasıyla ifade etsek zahitlerdik yani. Lanet olsun demiştik. Aşağı yukarı Türkiye'deki Müslümanların hani atıyorum %10'u, %20'si belki o dönemlerde öyleydi. Sonra hikaye değişti, şimdiki hükümet geldi, bir şeyler umuldu filan tekrar acaba mı denildi ki orada da bölünmeler oldu. Bakın nasıl oluyorsa işte her zaman oluyor. Hep de olacak. Ya da mesela meşhur 68 kuşağı vardır ya da çiçek çocuklar vardır değil mi? Kim onlar? Kendisini işte iki dünya savaşı 20 yıl arayla 50 milyon insan ölmüş. Daha ne olacak ya? Yani kim tahmin edebilirdi ya? Bakın aynı psikoloji burada. Yani olgu olarak aynı şey demek istiyorum. Ya sen işte bir klasik ekonomi ortaya attın. İşte her arz talebini doğurur filan dedin. Bilmem serbest piyasa koşulları dedin. Üretim araçları dedin. Emek dedin bilmem ne dedin. Günün sonunda ne oldu? Dünyanın dörtte üçü sizin sömürgeniz oldu. 50 milyon insan öldü sizin hırslarınızdan dolayı. Ve hala da ölmekte. Ya lanet olsun. Hareket oradan doğdu bakın buradan değil. Biz zaten garibandık burada. Biz ilk dünya savaşında bitmiştik zaten. Çiçek çocuklar da oradan doğdu. Aldılar ellerine gitarı bilmem neyi. Dağa taşa vurdular kendilerini. Bakın zahitler, zahitler işte. Ha şimdi o günkü dünyada hakim görüş İslam olduğundan, perspektifi genişlettiğinizde illaki bir tanrı sistemi olduğundan, o günün çiçek çocukları işte. Tuhaf bir tasavvuf anlatısı olduğunun farkındayım ama hakikaten psikolojik olarak böyle. Kendilerini bir geri çekme. Çünkü şöyle diyelim, bunlar diyelim bir suf giydiler üstlerine. Bu şu demek ya, bir şeyi çıkardılar. Neyi çıkarıyor adam? Pantolonu çıkartıyor, şu kazağı çıkartıyor, kravatı çıkartıyor adam. Bunu reddediyor yani. O yüzden sen ne giydiğiyle değil, hani neyi çıkardığıyla tanımlayacaksın artık onu. Onu anlıyorsun, o bir negasyon o. İhram giyeriz değil mi? Umre'ye hacca gittiğimizde. Ya ihram giymiyoruz ki biz. Biz aslında soyunuyoruz. İhram giyilmez ki. İhram kefen. Ha, öyle olmayacağından üzerimize bir şey atıyoruz. Kafayı kesiyoruz. Saçı kesiyoruz. Mümkünse kel yapıyoruz. Hani böyle tamamen işte nötrleşmeye çalışıyoruz. Artık olsa derimizi de soyardık. Bu bir arınmadır falandır filandır. Yani sen diyelim ihrama gittiğinde de bir zahitlik yapıyorsun aslında. Nasıl İslam'a inanıyorsan inan. Sonuçta zahitlik yapıyorsun. İşini gücünü bırakıyorsun. 5 milyon adamla böyle yürüyorsun filan. Yani iman olmasın dünyanın en saçma şeyi. Ama insan iman olduğunda uçarak gidiyor. Ben çok gittim. Yani neyi çıkardığına bak. Neyi giydiğine değil. Sakalına bakma. Neyi protesto ediyor ona bak. Böyle bir psikolojiyle çıktı. İşin toplumsal ve psikolojik tarafı ya çok kabaca böyle. Çok kabaca böyle. Bu böyle yürür buradan. Ben bunları bir giriş olarak söylüyorum. Amacım bunları anlatmak değil. Çünkü ben onun metafiziğine dair bir şeyler anlatmak istiyorum. Benim burada hep yapmak istediğim şey o.
Kimi anlatırsam anlatayım, adam derdim onu övmek değil. Oradaki düşünsel seviyeyi göstermek. Tabii siz eğer kendini, yani olan bitenin büyük bir çoğunluğunu bir dekadans olarak görürseniz, bir çürüme olarak görürseniz ve kendinizi uzaklaştırırsanız zaten ilk tepki onların da kendisini size uzaklaştırması olacaktır. Farabi Nevabitler diye bunu şey yapar toplumda. Erdemli Devlet, Medinetül Fazlıların son bölümüdür o. Nevabitler vardır. Böyle o ayrık otları vardır bahçelerde tırpanlaman gereken. Bunlar artık tırpanlardır. Çünkü şunu biliriz. Bir toplum zahitlerden oluşsa toplum çöker. Geçtik o zahitleri. En iyileri kim bunları? Mevlana. Toplumun hepsini Mevlana yapın. Kimse işe gitmez sabah. Aç kalırız yani. Toplumun hepsi Yunus olsa ne olacak? Bittik. Olmaz. Öyleyse şimdi sen şey yaptığında o da sana açılacaktır. Şimdi mesafe artıyor. Böyle bir diyelim işte politik ve sosyolojik, psikolojik bir etkendi. Siz uzaklaşmaya başladığınızda artık şunu diyorsunuz. Ben dünyadan geçtim zaten. Ben bıraktım kendimi zaten. Ya değil mi ki günün sonu cennettir, cehennemdir? Hiçbir şey istemiyorum. Hani olmaz da Hazreti Ömer'den örnek işte bir haramdan, bir ne diyor? Bir şüpheliden kaçınabilmek için 10 helalden vazgeçtim diyor. Değil mi? Ha bak zahitlik ha. Ya doğrudur değildir, önemli değil. Bu sözü söylemiştir, söylememiştir, önemli değil. Böyle bir söz var sonuçta. Ben bir şüpheliyi yememek için, ne bileyim edinmemek için 10 helalden vazgeçtim. Ya da işte şöyle anlatılır hani Ebu Hanife malum zengindir, tüccardır falan filandır böyle. Bir koyunun mu, kuzunun mu ne çalındığını duyar çarşıda. Biraz ben üretiyor olabilirim. İşte bir kasaba sorar gider der ya bir koyun eti hani dolap molap yok o zamanlar. Kaç gün dayanır ya bu soğukta işte bu hava sıcaklığında 2 günde o et biter. 2 gün et yememiş mesela. Aman o çalıntı olan benim etime karışır filan diye. Şimdi böyle bir şeriat yok. Değil mi? Yani ben bunu bilemem zaten. Ama işte ne diyor? Ben o şüpheden aman işte bu takvadır, o fetvadır filan. Değil mi yani? Hani 3 defa kolunuzu, yüzünüzü yıkarsınız. İşte 1 defa yeter demiş. Demişler baba işte üstad sen 1 diyorsun, 3 yapıyorsun, hatta 5 yapıyorsun, 7 yapıyorsun. Ya o takvadır, işte o fetvadır, bu takvadır filan demiş. Şimdi sen kendini dünyadan çekiyorsun zaten. Bırakıyorsun. Ben o elbiseleri giymeyeceğim diyorsun. O makamları istemiyorum diyorsun. O paraları istemiyorum diyorsun. Ne paralar ama? Ne paralar? Akıyordu. Yani daha politik bir şey çok rahatsız edici olur. Politik bir konuşma. Para akıyordu yani. Daha bizzat Hazreti Ömer zamanında başladı. Böyle acayip acayip rakamlar gelmeye başladı. Bir iki örneğini vermiştim size. Anlamıyor yani. 500 bin falan diyorlar. 500 bin ne demek diyor Hazreti Ömer. Şimdi kendisini giyinmekten, yemekten bile çekmiş, herhangi bir makamdan bilmem neden bile çekmiş bir adama sen diyorsun ki işte sabah namazı şöyle böyle filan, adam ya onlardan ben çoktan geçtim demeye başlıyor. Süreç böyle ilerliyor. Çünkü yüzyılın sonunda, yani diyelim 2. yüzyılın sonu itibariyle bu zahitler öyle bir hem sayıca artmaya başlıyorlar hem de öyle bir artık zaman geçiyor ki bizim daha sonradan bildiğimiz Munkiz'de de Gazali'nin söylediği ibahilik diye bir şey duymuşsunuzdur yani bilirsiniz ibahiliği. Gittiğim yere. Buraya bir tane tahta en güzeli biliyor musun abi? Ama o da kamerada çıkmaz değil mi? Evet. İbahilik ortaya çıkıyor. Çünkü kendini o kadar çekiyorsun ki hiçbir şey istemiyorsun. Hani adam şöyle olmaya başladı. Çok daha uzun bir sıçrama yapayım durumu anlatabilmek için. Adam ya diyorsun daha ezana 3 dakika var. Sen orucunu açıyorsun. O diyor ki ya ben 24 saat oruç tutuyorum zaten. Yani sen yılda 30 gün oruç tutuyorsun. Ben 300 gün oruç tutuyorum zaten. Böyle bir hale gelmeye başlıyor. Yani artık iş
Tamam hocam ya, önemli değil. İş bambaşka bir yere doğru gitmeye başlıyor. Dolayısıyla hani evre olarak biz ilk bir geri çekiliş dedik. Ne dedik? İşte züht. Züht dedik. Oradan zaman içerisinde ibahilik ortaya çıkıyor. İbahilik ne demek? Mübah var ya kelime olarak. Her şeyi mübah görme. Ya muhtemelen kimse her şeyi mübah görmüyordu da günün sonunda tasavvufta böyle bir şey oldu harbiden. Yani adam yani 3. yüzyılın 4. yüzyılın sonunda adam şey dedi yani. Ya sen 5 defa namaz kılıyorsun. Ben 55 defa kılıyorum. Sabah namazını kılmışım kılmamışım önemli değil. Benim olayım o. Hatta daha sonradan öyle bir hal geldi ki dediler ki biz sürekli ibadet halindeyiz. Ya ben hayattan çekmişim kendimi. Ne uğruna? Allah uğruna. Muhabbetullah uğruna. Ha bu defa kavram geldi kendisini muhabbetullah'la anlatmaya başladı. Ha bunlar bak yeni kavramlar şimdi. Zühd, zahitlik, ibahilik, muhabbetullah. Bunlar artık yepyeni kavramlar olmaya başladı. Ya bunlar bilmiyor muydu? Arapça bilinirdi bunlar muhabbetullah. Şimdi terim değiller, kavramlar. Bir sistem oluşmaya başlıyor. Bu sefer sen Rabiatül Adeviye'yi, Hasan Basri'yi, Beyazıt Bistami'yi, ya ne uğruna yapıyorsunuz, namazı ne uğruna kılıyorsunuz, cennet, cehennem. Ya bu diyor alışveriş. Allah'la alışveriş olur mu? Bakın karşı muhatapları diyor ki, ya Allah da öyle anlatıyor. Gelin size güzel bir alışveriş söyleyeyim. Gelin size güzel bir ticaret söyleyeyim. Ya o bana tam da lazım olacaktı biliyor musun abi? Birazdan. Ya Allah da böyle anlatıyor. Bu sefer onlar demeye başlıyor ki, siz mevzuyu anlamıyorsunuz ki. Allah onu avam için söylemeye başlıyor. Hop, bakın şimdi avam, havas gibi şeyler de olmaya başlıyor. Yani sınırda yaşayanlar olarak görüyor bu ibahiler, bu zahitler, bu mütevekkiller. Bizim gibileri sınırda yaşayanlar olarak görüyor. Yani ne demek? Sofra işte ezanı bekliyorsun elin çorbada. Adam bunun dinin şeyiyle bir alakası olmadığını düşünüyor. Ya sen anlamamışsın mevzuyu diyor. Ali Şeriati mi diyordu ya biz oruç tutmuyoruz. Yemek saatlerimizi değiştiriyoruz diye. Bakın bunları da böyle tek tek söylediğinizde yani bir Müslüman için hep kafa sallarsınız. Bir araya getirince olur mu lan öyle şey filan deniyor ama bak ayrıştıralım hep kafa sallarsınız yani. Bunu bir merkez olarak düşünün. Böyle görüyorlar çünkü. Şeriatı onun çeperleri olarak görüyorlar. Kim hukukla ilgilenir? Çeperlerde yürümek isteyen. Yani şurada yürümek isteyen adam için adımları çok tehlikelidir. Ben burada bak rahat rahat yürüyebiliyorum. Böyle düşünüyorlar. Sen çeperdesin. Aha dairenin dışında kalmakla içinde kalmak arasındasın. Sen neyin derdindesin baba? Bunlar böyle gelmeye başlıyor. Şimdi bu noktadan sonra ne yaptık? Şimdi alanı açtık bir defa. Yırttık yani. Perdeleri, merdeleri, sınırları kaldırıyoruz. Ya ben zaten muhabbetullah'tayım diyorsun ve muhabbetullah artık senin, yani bu bir sisteme doğru gidiyor. Ve sistemin böyle merkez kavramları, sistemin ana taşıyıcıları haline geliyor. Muhabbetullah Allah'ı sevmekken, şimdi muhabbetullah dinin özü oldu. Buna karşılık bir teklif getiriyor. Yani teklif ne demek? İşte mükellef olmak, bir yük getirmek, bir sorumluluk getirmek. Adam diyor ki bak, İslam gerçek manada bir Müslümana bir şeyleri teklif ediyor olmalı. Bir şeyler yüklüyor olmalı. Bir sorumluluk yüklüyor olmalı. İşte o diyor muhabbetullah. Yoksa onun diyor, ya Allah'a olan bağlılığımızın 5 vakit namazla, yılda işte bilmem ne kadar oruç tutmayla, yılda bir defa vergi vermeyle falan karşılığı olabilir mi? Böyle bir şey. O yüzden çeperlerden merkeze doğru çekilelim. Anlayacaksak böyle anlayacağız. Ha vaka sizin bir şey anlamadığınız da ortada. Nereden ortada? Biz mutasavvıflar olarak hepinize söylüyoruz artık bunu. Nereden ortada? Ya patır patır birbirinizi kesiyorsunuz. Para pul uğruna yapmadığınız yok. Savaşların ardı arkası kesilmiyor. Ya Allah'ın amacı ne olaydı ki?
Bakın benim çok hoşuma giden bir mantık vardır. İbn Haldun'dan yıllar önce okuduğum. İşte hilafet Kureyş'tedir. Fırka-i Naciye var ya hani 72 millet 73.sü 71'di 72 mi oldu? 72 iken 73 mi oldu? Neyse işte. Bunlardan bir tanesi. Diyor ki bak bu biçimsel açıdan fitne diyor ya. Vaka böyle olsaydı bile peygamber böyle bir şey demezdi. Ben şimdi desem ki bakın buradaki işte 45 kişiden bir tanesi bunları anlıyor. Diğerleri anlamıyor. Ben böyle olduğunu düşünsem bile aklı başında bir adam olarak bunu söylemem. Çünkü kalan 44'ünü hakaret etmiş oluyorum. İbn Haldun diyor ki ya bu diyor biçimsel açıdan bile bir fitne sebebi. Yani İslam'ın amacı insanları daha fazla kristalize etmek olamaz ki. İnsanları daha fazla ayrıştırmak olamaz ki. Yani şu ya da bu şekilde bir sistem insanları belli şeyler içerisinde birleştirmeye gelir. Yapar yapmaz ayrı mesele. Yanlıştır yapamıyordur ama amacı olur. Mesela felsefe aklın etrafında birleştirmeye gelir. Diğeri işte duyunun etrafında birleştirmeye gelir. Ver iki politik bir şeyi etrafında birleştirmeye. Ama mutlaka bir ideoloji bir idea üzerine birleştirmeye çağırır. Daha fazla ayrıştırmaya çağırıyor olabilir mi? E siz ne yaptınız? Ya bölünüyorsunuz, bölünüyorsunuz, bölünüyorsunuz politik olarak. Mezhepler, o onu, bu bunu, bu bunu götürüyor. Öbür taraftan işte en çok konuştuğumuz şeye nihayet gelebildik. Öbür taraftan siz epistemik anlamda da bir şey söyleyemiyorsunuz ki. Konuştuğumuz hep oydu. Varlık şudur diyorsunuz, burada patlıyorsunuz. Bilgi şöyledir diyorsunuz, burada patlıyorsunuz. Teori böyledir diyorsunuz, şurada patlıyorsunuz. Gazali krizine geri dönelim şimdi. Şimdi tabii ben bir kişi konuşuyormuş gibi yapıyorum da bu şimdi 300 yıl geçti aradan yani. O sistem olgunlaştıkça karşıt kendisi bir sistemleşmeye başlıyor. Ve dönüyor kelamcılara. Neyi başardınız? Gazali'den hatırlarsanız şöyle demişti Gazali. Kelam yetersiz, felsefe tutarsız demişti. Çünkü kelam faydasız diyordu. Neye faydasız? İnanana zaten bir şey yok. İnanmayan da kelamla ikna olmuyor. Ya inanan zaten inanıyor. Kelamla hep inananın inancını pekiştiriyorsunuz. Bir araya geliyoruz, güzellemeler, 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 çıkıyoruz, çay içiyoruz, çiğ köfte, geri geliyoruz, güzellemeler, 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 böyle yürüyor. Hep zaten bildiğinizi okuyup, birbirinizi tatmin edip gidiyorsunuz. İnanmayana da kelam hiçbir şey yapamıyor. Güneşle dünya arasındaki mesafeden Allah'a gittiğinizde yemezler yani. Yani akıllı uslu adam bunu yemez. Buradan bir şey çıkaramazsınız yani siz. Mantıkta da büyük bir hatadır bu arada yani. Ciddi bir mantık hatasıdır o. Ya ciddi bile değil ya. Çok basit bir mantık hatası. En son Gazali dedi ki, felsefe de tutarsız. Niye tutarsızdı? Var mı şundan dolayı tutarsızdı diyecek olan? Bravo. Çünkü asılla fer arasında ya da metafizik olanla fizik arasında bir orta terim ilişkisi kuramıyorduk. O zaman birindeki hükmü diğerine taşıyamıyorduk ama taşıyormuş gibi yapıyorduk. Bunu böyle uzun uzun anlatmaya çalıştım ben. Şimdi ne olacak? Şimdi artık bu arada neredeyiz? Ya çok teşekkür ederim. Dağ keçisi mi? Dağ kekiği. Keçisi diye okudum Muhammed. Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ ol. Tam da öksüreyim geçmişti ama. Neyse. Bir epistemik problem var. Tekrar ediyorum. Politik olarak ayrışmışız. Görüş birliğini sağlayamıyoruz. İkincisi, kan akıyor, gözyaşı akıyor. Üçüncüsü, bir bilgi teorisi tutarlı bir çimde çıkartamıyoruz. Biz burayla ilgileniyoruz. Tutarlı bir bilgi teorimiz yok. Yani ne demek bu? Hep söylemeye çalışırım yani. Müslümanız ya, Allah'tan başlarız, bir sistem çizeriz ve tekrar Allah'a geliriz. Deriz ki işte sistem böyledir. Çünkü sistemler böyle olur. Yani ne diyoruz? Bir varlık araştırması yaparız. Bir bilgi araştırması yaparız. Sonra
ahlak araştırması yaparız. Bunları birbiri içerisinde tutarlı biçimde ifade ettiysek olay biter. Ya da diyelim hani eskiden biri gelmiş tasnif fişi yaparsak, işte metafizik, fizik, bir metafizik sistem kurarsınız. Buradan hareketle bir fizik sistem kurarsınız. Buradan hareketle bir birey, buradan hareketle bir politika ve ekonomi kurarsınız. Bu klasik bir sistemdi. Aslında Aristoteles'ten beri gelen şeyi söyledim yani. Bunlar yani birindeki önermelerle diğerini, onun sonucunu bunda temel öncül yaparak, onun sonucunu şey yaparak, ha madem ki öyledir, öyleyse böyledir diyerek bir sistem oturtursunuz. Tutarlılığı sağlarsanız bu bir sistemdir. Aşağı yukarı tutarlılığını sağlamış her sistem de bir karşılık bulmuştur. Yani Aristoteles o kadar yanlış fizik öncül, yani fizik sonuçlara vardı ki, tutarlılığı sağladığı için biz onu gerçek kabul ettik. Bugün de bakın mutlaka var, henüz bilmiyoruz. Birileri gelecek, ya şu yanlışmış aslında diyecek. Biz niye göremiyoruz şu anda o yanlışı? Tutarlı. Yani büyük sistem içerisinde bir yerde ve diğeri, yani öncül sonuç dikotomisi içerisinde sırıtmıyor. Yani çelişmiyor demek istiyorum, bozmuyor yani yapıyı. Öyleyse bir Müslüman, bak bütün bu konuşmalar bu yüzden. İnanan biri inancını korumak istiyorsa bu dediğimi yapmak zorunda. Bu biçimde değil ama şu biçimde, ama bu biçimde yapmak zorunda yani. Yani sizin için Allah varsa, Allah ile başlayan ve ancak Allah olduğu zaman anlamlı olabilecek bir metafizik, bir fizik, klasik şeyi kastediyorum tabii burada. Hani ağaç böyle olmak zorunda değil. Bir birey, kişi yani, hani ahlaki anlamda demek istiyorum. Bir politik kurabilmeniz gerekir yani. Mesela metafiziğiniz var ama politikanız yoksa olmaz. Bana göre en iyi örneği Hazreti İsa'dır. O klasik hikayelere dokunmadan, onları birebir gerçek olarak kabul ediyorum. Bir metafiziği var, politiği yok. Gitti. Ne gitti yani? Ya Hristiyanlık duruyor. Bir Müslümana göre mesela yanlış Hristiyanlık. Ama öbür taraftan, Hazreti İsa mesela bir devlet kuramadığı için Hristiyanlığın pratikle ilgili bir ayağı eksik kaldı. Gerçi oradan da Hristiyanlık güç aldı. Nasıl güç aldı? Denildi ki bu sefer Hristiyanlığın, çünkü Yahudilikten ve İslam'dan bariz bir farkı vardır, şeriatı yoktur. Bu günün sonunda faydalı oldu yani Hristiyanlar için. Hani böyle işte kalp temizliği filan. Bak kalp temizliği dedi ki, vallahi bak ibahilik işte kalp temizliği. Ya benim kalbim temiz dediğinde ta ibahisin sen yani. Mübah görüyorsun. Ya ben arada bir takılıyorum ama kalbim temiz, kimsenin, özür dilerim, orasına burasına bakmıyorum, malına mülküne bakmıyorum yani. Ya bunlar dinin içerisindeki inançla ilgili şeyler. Bu benim ilgi alanım değil bunlar. Bütün bunlar hani Cüneyd-i Bağdadi'ye getirip onu biraz anlatıp İbn Arabi'yi de son bulacağım. Yani son bir işte yarım saatimiz var. Elektrik kesildi, bir yarım saatim var abi. Çünkü yaklaşık 17-18 geçe başlamıştım. Artık bu kavramlar hep böyle olur yani. Kimse bir sistemi oturtarak başlamaz. O bir şey söyler, bu bir şey söyler. Biri mesela öylesine söyler, çok yakışık kalır. Onun talebeleri o kelimeyi kavram haline getirir. Anlatabiliyor muyum? Ha öyleyse biz şimdi şöyle yaptık. Dedik ki buraya bir de biz Muhabbetullah'ı koyduk. Böyle. Niye bu Muhabbetullah'ı yazıyorum buraya? Bu bizim miyarımız artık. Bakın diğer, az önce dedim ya, bir miyar sorunumuz var. Nisap miktarı belli bir ölçeğe göredir. Yani bir ölçeklendirme sorunu var. Dilde ölçeklendirme, matematikte, yani fizik teorilerde ölçeklendirme, Kur'an'da istinbatı nasıl yaparız, çıkarımı nasıl yaparız, kıyası nasıl yaparız, mukayeseyi nasıl yapacağız, hangisi asıl, hangisi fer. Hatırlıyor musunuz, burada bir bira örneği vermiştim. Yani hamra haramdır, bira haramdır. Çünkü bira orta terimde işte sarhoş edicilikte birleşir falan filan gibi. Ama mesela küp şekeri ne yapacağız? Yani şeker haram mıdır desem, sorunumuz şu olacak. Ben şekeri hangi asla götüreyim? Değil mi? Birayı hemen alkolden tarafa, hamrayı, şarabı düşünebiliyoruz. Ama şekeri ne yapacağım?
O yüzden mesela demiştim hani Ebu Hanife kıyası reddetti, kabul etmedi. Çünkü kıyas zannidir diyor. Yani sen şekeri alıp işte filan ayete, bir ayet de gelmedi şu anda gözümün önüne. Filan ayete dayarsın, bir iki şekeri alır buna dayar, birinde vacip olur, birinde haram olur. Ya da ne bileyim mekruh olur. Neyse. Şimdi miyar bu defa muhabbetullah artık. Ama bunun diğerlerinden bir farkı var. Yani şeriattaki miyarlardan, şeriattaki ölçekler, kıstaslar diyelim, manivela diyelim, referans değer diyelim. Şeriattaki referans değer belli bir somuttu. Şimdi mantıksal anlamda somutu falan söylemiyorum. Mantıkla başka anlatırız biz somutu. Anlayabiliyordun ama muhabbetullah rasyonel bir şey değil. Şimdi o yüzden tasavvuf yavaş yavaş, hani daha henüz tasavvufa gelmedik. İbahilik, şey, zahitlikten işte yavaş yavaş, yani mütevekkillik, zahitlik, birazdan tasavvufa doğru geliyoruz. Şunu demiş oluyorum. Önce bireysel bir tepkiyken, anlam, yani belki yapan bile kendisi ifade edemiyordu niçin yaptığını. Hani kendisini çekmiş olan bir mütevekkil ya da bir zahit nedenini ifade bile edemiyordu. İçimden gelmiyor diyordu belki de. Ortada bir kavram yoksa bir sistem yok. Bu insanlar çoğaldı, o bir şey söyledi, bu bir şey söyledi. Birileri toparlıyor, birileri ekliyor, birileri çıkarıyor. Yavaş yavaş sistem oluyor. Biz diyelim ki bir böyle karşılık olsun diye, bir harita olsun diye bunun sistemleşmiş haline tasavvuf diyeceğiz, tamam mı? Haritamız böyle bir harita yani. Yolumuz böyle bir yol. Onu da bir şeyle, Cüneyd-i Bağdadi ile oturtacağız. Yani diyeceğiz ki bu anlamda ilk mutasavvuf Cüneyd-i Bağdadi diyeceğiz. Yani bir sistem kurucusu olarak Cüneyd-i Bağdadi diyeceğiz. Ben öyle diyeceğim yani size. Çünkü öyle. Yani büyük ihtimalle öyle. Öyle desek kimsenin başı ağrımaz. Şimdi muhabbetullah mesela rivayetle Rabiatul Adeviye bir sistemin içerisinde bir bilmem ne de değil ya. Sadece içinden gelerek diyor ki ben diyor cennet derdinde değilim. Bu bir alışveriş değil. Ya ayet öyle diyor. O diyor sıradan insanlar için. Çeperlerde yürüyen insanlar için. Allah kulunu biliyor. Çeperlerde yürüyen aman ha bak dikkat et filan. Her an kayabilirsin filan diyor. Ben orada değilim diyor. Ben hiç oralarda değilim ki ben korkayım oradan. Şeriattan korkayım. Ben daha da içerideyim. Daha da içeri gitmek istiyorum. Ben diyor muhabbetullah, ben Allah'ı seviyorum diyor. Ben Allah'ı sevdiğim için diyelim namaz kılıyorum. Kim bana diyecek ki 5 defa kıl? Değil mi yani bir kız erkeği ilk tanıştı, birbirlerine aşık olduğunu düşünsenize yani. Deli divane oluyorlar değil mi birbirlerine? 15 yıllık evli gibi olmuyor yani. O 5 defa olabilir mesela, orada şeriat lazım olabilir. Böyle bir şey, hakikaten böyle bir şey ama. O yüzden hep aşktır ya mesele. Şimdi diyelim Rabiatül Adeviye, ya beni cehennemde yak diyor ya. Cennetin bana haram kıl diyor. Yani bu muhteliftir. Ya Hasan Basri'ye, ya Beyazıt Bistami'ye, ikidir Hasan Basri diyorum nedense. Ya Bistami'ye ya Rabiatül Adeviye'ye atfedilir. Cehennemden kaçmak için mi? Beni cehennemde yak diyor. Cenneti almak için mi? Cenneti bana haram kıl diyor. Ben seni seviyorum diyor. Şimdi mesela benim ergenliğimde, gençliğimde haklı bulduğum bir şeydi. İşte Yunus kim ya diyorduk. Cennet dedikleri bir avuç toprak. Sen hayırdır diyorduk ya. Cenneti ne ara böyle küçümsüyorsun? İsteyene ver onları, bana seni gerek seni. Ya müthiş. Söylediği şey müthiş yani. Tabii çünkü sen çeperdesin, o merkezin içinde. Ya kendisini böyle hissediyorsa bunu demek istiyorum, tamam mı? Yani amacım bu. Yani bu kavramlar birer böyle yarın bir gün oluşacak olan sistemin ana unsurları olacak ama kullananlar o anlamda kullanmıyor tabii ki. Söylüyorlar, hissettiğini söylüyor. Şimdi muhabbetullah siz bir kıstas, bir referans değer kullandığınızda bu diğeri gibi değil artık. Kıyasın ölçüsü, imkanı gibi bir şey değil bu. Gösterilemez. İçinde yaşayabileceğim bir şey. Şimdi tasavvuf yavaş yavaş buraya doğru yükselmeye başlıyor. Bunun bir sorunu olmaya başladı. Şatah. Duyan var mı daha önce şatahı? Bunlar işte her biri birer kavram şöyle yani.
tasavvufu oluşturacağız bu kavramlarla. Şatah, şatahat. Bir daha lütfen. Meczupluk, aşkla, delilik filan, sesiniz kayda girsin diye söylüyorum. Böyle sarhoşlukken. Zaten buna da sakr ekolü denecek. Sakr Arapça işte. وَمَا أَنْتُمْ بِسُكَرَى وَلَاكِنَّ اللّٰهَ وَلَاكِنْ Allah'ın azabı. Ne diyor ayette? Sen onları sarhoş gibi görürsün. Ama onlar sarhoş değildir. Allah'ın azabından öyle sarhoş gibi dolanırlar. Şimdi ibahilik söz konusu olduğunda, benim ölçeğim muhabbetullah demeye başladığınızda, bu da bir rasyonel olmadığından, işte bunun rasyonelini oluşturacağız birazdan, Bağdadi ile, bir rasyonel olmadığından, bu içsel bir şey olduğundan, bundan şatah doğmaya başlıyor. Şatah, mübalağalı ifadeler aslında. İşte hanımefendinin dediği gibi bir cezb halinde, bir aşk halinde, bugünkü işte gaza gelme halinde söylediği enel hak. Hak benim, Allah benim. Bu bir şatah. Buna işte sakr ekolü denildi. Hamdun Kassar mesela. İlk belki böyle ciddiye alabileceğimiz ekollerden biri. Yani ben sarhoşum zaten. Bunu sarhoşlukla söylüyorum. Ne seni sarhoş etti? Muhabbetullah. Şimdi bunlar bu şekilde benim burada anlatacağım ilgi şeyleri değil. Bunları oturtacağız. Buradan sonra seyri sülük falan diyeceğiz. Oradan bir episteme çıkarmaya çalışacağız. Bunu haritasını vermeye çalışıyoruz. Şimdi kavramları böyle tırmalıyoruz. Ha, bu adama bir şey söylesem bu sefer... Ben Allah'ım gibi. Mesela nedir? Bistami, işte Mesnevi'de geçen, hacca giden bir adam görür. Nereye gidiyorsun? Allah, işte hac yapacağım. Beytullah'a gidiyorum. Ne yapacaksın? Hac yapacağım. Dön etrafımda diyor. Hatta ne diyor? İşte kaç para ayırdım bunun için? Bilmem kaç dirhem deyince, ver o dirhemleri bana dedi diyor. Aldı, şimdi dön etrafımda dedi diyor. Ya hayırdır filan? Dedi ki Allah, orası dedi taş, orası Beytullah olmaz. Allah o evi yaptırdı, bir daha da gitmedi oraya diyor. Ama var ya, bak bu kalpten hiç çıkmıyor diyor. Eğer Allah'ın bir evini arıyorsan, Allah oraya sığmaz ama buraya sığar. Şimdi bunu da birileri çıkıp diyor ki ya bu işte bir şatahtır. Yani sarhoş o. Ya ben başarabilirsem, bu hafta değil tabii, önümüzdeki hafta, belki de sonraki hafta, yani 3 konuşmada bitirmeyi düşünüyorum. Bunun aslında böyle işte sarhoş o, bilmem ne filan gibi basit bir şekilde ifade edilmeyeceğini, bunun bir sistemi içerisinde bir bilgi teorisi olduğunu söylemeye çalışacağım. Çünkü öyle. Yani mevzuyu metafiziksel açıdan bilmeyen, onunla ilgilenmeyen diyelim bir mutasavvuf ya da onun savunucusu, ya o adam sarhoş, muhabbetullahla sarhoş olmuş filan diyor. Bizim açımızdan hiç öyle basit bir şey değil. Burada harbiden bir sistem var, bir olay var yani burada. Onu anlatmaya çalışacağım ben. Bunlara da işte sakr ekolü deniyor. Mesela bu ekol rivayetle şimdi artık ayağımızı değdirdiğimiz, elimizi değdirdiğimiz Cüneyd-i Bağdadi ile bir çatışma halinde olduğu düşünülmüş. O yıllarda söylenti geliyor. Yani çünkü Bağdadi, hadi oradan başlayalım. Şimdi artık bu ibahilik şatahla birlikte yürüyüp gidince, ya dön etrafımda filan. Şimdi bir Müslüman için bunlar kabul edilecek şeyler değil. Ha o zaman tasavvufun, bakın şimdi ne oldu? Bizim zahitlik dediğimiz, mütevekkillik, zahitlik dediğimiz bir kopuştu. Bir bireysel aslında bir tavırdı yani. Psikolojik, sosyolojik, ne diyorsanız bir tavırdı. Bir çürümeye karşı, bir soyunmaydı, bir kurtulmaydı. Bu daha sonra arınma olacak. O kelimeleri bilerek şey yapmıyorum şimdi. Hani Hazreti Musa'nın ayakkabılarını çıkar gir diyor ya. İşte ayakkabıları çıkarmaydı. Şimdi sistem içerisinde her zaman olduğu gibi sistem içerisinde bir şey olmaya başlayacak. Bir savunu olmaya başlayacak. Biz dedik ki İslam düşüncesi bir savunuyla oluşmaya, teşekkül etmeye başladı. Şimdi sistem içerisinde kendisi bir savunmayla, bakın ilk sistem
haline, yani ilk sistem ne diyelim, örneğini vermeye başlayacak. Kimle? Bağdadi ile. Çünkü Bağdadi bu ibahilik ve şataha artık kızıyor. Kendisi de alan içerisinden biri olarak kızıyor. Cüneydi Bağdadi. Meşhur ifadesi, bizim bu halimiz kitapla mukayyettir. Kitapla ve Resulullah'la mukayyettir. Yani tutup da tasavvuf adı altında, daha henüz hala tasavvuftan söz etmiyoruz. İşte mütevekkillik ya da zahitlik adı altında siz tutup böyle at oynatamazsınız. Yani hem İslam'dan hareketle çıkacaksınız. Hep dilinizde Allah olacak, muhabbetullah olacak, Resulullah'ın tozunun işte Mevlana'nın sözü malum. İşte bastığı toprağın tozu bile olamayız filan diyeceksiniz. Hem de tutup ben Allah'ım diyeceksin. Kabe benim kalbim, dön etrafımda haccın ancak öyle olur filan diyeceksin. Bunu yemezler. Böyle olmaz diyor. Risaleler diye şey yaptı Bağdadi. İşte bu ekolle bu Sakr ekolü diye bilinen Hamdun Kassar'la arasında güya işte bir çekişme olacak. Çünkü Hamdun Kassar ya da talebeleri, o ekol, yani Sakr ekolü, Bağdadi'nin ekolüne sen kime operasyon çekiyorsun? Yani kimi bir dizgeye çekiyorsun? Sarhoşu mu? Ben işte Allah ile, muhabbetullah ile sarhoş olmuşum. Sen bana ne anlatıyorsun? Yani ben seni ne duyuyorum, ne görüyorum? Şöyle bir çatışma başlıyor bu defa. Ya biz zaten, yani biz derken yine böyle bir takım gibi düşünmeyin ama bütün bu hikaye zaten sınırlara karşı bir eleştiri değil miydi? 5 vakit, 30 gün, şu kadar nisap miktarı, bunlara karşı değil miydi? Biz çeperlerden merkeze gelmedik mi? Sen hayırdır bir daha çeper çizmeye çalışıyorsun. İşte bu Kitabullah ile mukayyettir. Hayır. Yani bunu diyemezsin. Diyecek Hamdun Kassar Bağdadi'ye. Bakın tutarlı olan bu taraf yani. Çünkü hikaye biraz böyle bir hikaye. Sonuçta Cüneyd-i Bağdadi bugün Sünni tasavvuf denilen bir sistemin temelini atıyor. Sünni tasavvuf bu, evet, bir geri çekilme halidir. Şu ana kadar ne dediysek odur. Ama öyle kimse de çıkıp işte ben Allah'ım falan dememeli, diyemez. Bu öyle değil, diyecek. Böylece benim sanki 2 yıl önce ilk bu okumalarda yaptığım konuşmaydı sanki, emin değilim, ya da ikinci olabilir. Bizim bir ilimde şunlar olmalı dediğimiz ilk şeyi Cüneyd-i Bağdadi tasavvufta çıkartacak. Şimdi ben onları yazacağım. Şimdi bir saat sileceğiz bunu. Teknoloji özürlü olmak çok kötü bir şey artık Özgür abi. Şimdi biz ne diyoruz? Bir ilmin diyoruz, bir mevzuu olur. İki mesaili olur. Üç mebdeyi olur. Dört maksadı olur. Yazım için kusura bakmayın. Bu klasik bir şeydir. Bunu burada ilk sanki geldiğimde anlattığımı hatırlıyorum yani. Herhangi bir ilimde mevzu, mesail, mebdeyi, maksat. Ne dediği belli. Bir numara biraz kafa karıştırır. Mesail meselenin çoğulu. Bir ilmin meseleleri olur. Bir ilmin tekniği olur. Mebde başlangıç demek aslında. Başlangıç anlamına da gelir. Tekniği, yöntemi, ilkeleri hepsi mebdeydir. Ve nihayet bir amacı olur. Şimdi biz bunu Cüneyd-i Bağdadi üzerinden tasavvufu teşkil edecek şekilde yazacağız. Ama mevzuya bir şey söylemem gerekiyor. O gün aslında konuştum ama muhtemelen buradakiler yoktu. Onlar da burada yok. Olanlar da muhtemelen hatırlamıyordur. Mevzu ne demek? Konusu demek değil. Türkçe'de konusu anlamında kullanıyoruz. O sizin söylediğiniz anlamda konu burada. Mevzu Arapça vaaz etmenin ismi mefulü. Doğru mu?
Vaazın mefulü. Vaaz ne demek? Aksiyonları. Her ilmin aksiyonları olur. Demiştik hatırlıyorsanız. Mesela matematiğin mevzuu ne olsun? Matematiğin aksiyonları nelerdir? Yani onunla başlıyoruz. O aksiyonları düşündüğünüzde matematik yapmayacaksınız. Diyelim felsefe yapıyor olacaksınız. Evet, oraya geleceğiz işte. Evet. Şimdi, diyelim ki matematiğin mevzuu sayıdır. Büyüklüktür. Yani bakın, Türkçe düşünmeyin bu mevzuyu, tamam mı? Koyutları, postülaları, aksiyonları, onlar öyledir, onu öyle kabul ederiz. Oradan hareketle ne yapacaksak yapacağız. Ama onları deşmeyeceğiz. Eğer onları deşersek matematik yapmıyor olacağız. Sayı. İşte matematik nicelik bilimdir. Sayı vardır diyoruz yani. Tamam mı? Şimdi sayı nedir? Sayı vardır. Var mıdır diye sorarsanız gider matematik. Yani bugün bir matematikçi diyelim Ali Nesin bununla uğraşmaz. Ya bir diye bir şey var mıdır ki? İki neye denk gelir ki? Bununla uğraşırsa matematik felsefesi yapar en iyi ihtimalle. Fizik için söylesek mesela, fiziğin mevzu nedir? Hareket. Yani neyi vaz edilmiş olarak hazır alır? Neyi postüle olarak alır? Hareket. Metafizik desek sübut diyeceğiz. Sükun diyeceğiz. Yani fizik harekete konu olandır. Şimdi hareket bir sanrı mıdır acaba? Hareket bir illüzyon mudur derseniz fizik yapamazsınız. Fizik harekete konu olanlardan sonra hareket yoluna devam eder yani. Tamam değil mi? Ha şimdi biz bunu mesela bugüne kadar diyelim kelam için konuşalım. Kelamın mevzu nedir? Bu ben bunu anlattığımı hatırlıyorum aslında. Kelamın mevzu nedir? Ya kelam neyi var kabul eder? Allah'ı var kabul eder. Allah vardır der. Onu da tabii şey yapabiliriz yani belki bu kadar da kaba konuşmamalıyız çünkü bazıları öyle demiyor. Peki mesail ne? Meseleler. Ha neyle uğraşacaksak o. Bu mesela hani bir matematikçinin meselesi başka bir şey, bir başka matematikçinin meselesi başka bir şey olur. Ama matematikse hepsi aynı kavram içinde olur. Yani diyelim ki matematiğe sayı dediysek mevzuna, meselesi ne? Türev olmaz. Nasıl? Hayır, cebir de olmaz. Ya matematik neyi çözmek istiyor? Neyin problemini çözmek istiyor? Matematikle ne yapmak istiyorsunuz? Niye matematikle uğraşıyorsunuz? Neyi hesaplamak için? Hareketin büyüklüğünü, mahiyetini hesaplamak için. Bir model çıkartmak için. Her neyse matematik o. Mebdeyi ne? Yani matematiğin ilkeleri ne? Ya da mesela buradan fizik için gelsek, fiziğin meseleleri ne? Mesela dedik ki hareket vardır. Fiziğin meselesi ne? Diyelim ki zaman göreli midir? Zaman mutlak, şimdi saçma oldu, zaman göreli çünkü artık hepimiz biliyoruz. Ama diyelim kuantum alt parçalığında kuantum dolaşıklığı şöyle midir, böyle midir? Mesela ya. Şimdi diyelim matematiğin mebdeyi ne? İlkeleri ne? Yöntemi ne? Bakın mesela aksiyomatik matematik yaparız biz şu anda. Aşağı yukarı matematikten anladığımız hep buydu. Eskiden böyle değildi. Yani yegane matematik, aksiyomatik mi? Yani bir öncülden yükselte yükselte teoreme gittiğimiz bir şey değildi. Bunlar ilkeleridir. Bir sürü farklı şey söyleyebiliriz. Nihayet maksadı ne? Mesela model oluşturmak. Yani ben şuradaki meseleyi şu ilkelerle model oluşturarak şu anlam için şey yapacağım. Şimdi biz buna... Bak bunu hepsini böyle şey yapabiliriz. En sonunda yapacağım da inşallah. Hani İslam felsefesi, kelam ve tasavvufu bu dörtlü üzerinden açmaya çalışacağım. Böyle bir harita vermeye çalışacağım. Şimdi tasavvufu yazalım. Tasavvufun mevzu ne? Artık şeyle birlikte, Cüneydi Bağdadi ile birlikte tasavvufun mevzunu konuşacağız. Tasavvufta hazır olan nedir? Bakın haftaya bunu İbn Arabi üzerinden anlatacağım işte. Şimdi yazacağımız, çünkü bitiriyorum bunu yazdıktan sonra. Tasavvufun vaaz ettiği, yani hazır aldığı postülası
Allah vardır. Bakın bunu aşacağız. Bu basit bir cümle değil. Haftaya en az bir yarım saatimiz bununla geçer yani. Allah vardır nasıl bir önerme? Bunu konuşacağız. Bakın dikkat edin, tasavvuf bunu hazır alıyor. Bunun ispatına girişmiyor. Bunu hazır alıyor. Her ne söyleyecekse buna ayağını basarak söyleyecek. Bir çözümlemesi olacaksa, bir şeyleri çözecekse bu. Şimdi tasavvufun şeye göre tabii, meselelerine herhangi bir haller, herhangi bir tasavvuf kitabı açın, başlıkları bunlardır zaten. Haller, hatta mertebeler. Ne demek olduğunu haftaya konuşacağız bunların. Bakayım yetiştirebilirsek. Peki mebdeyi ne? Yöntemi ne? İlkeleri ne? Bu da bir problemdir şimdi söyleyeceğim. Keşf. Ne demek keşf? Nihayet maksadı ne? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Diyelim, ne diyelim? Allah ahlakı. Bakın mesela sondan, çünkü bitirmem gerekiyor şimdi. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak tuhaf bir ifadedir. Belli açılardan şirk. Sıbkatullah, Allah'ın boyasıyla boyanmak. Bak ilginç bir şekilde bunu daha da ileri götürüp İbn Arabi günün sonunda diyecek ki bir kulun yegane amacı Allah'a benzemektir. Yani Allah ahlakıyla ahlaklanmak yerine Allah'a benzemek ifadesini daha da radikal bir ifade kullanıyor. İbn Arabi'de böyle ifadeler vardır. Allah'ı tatmak, Allah'ı koklamak, Allah'ı duymak, Allah'ı görmek gibi ifadeler vardır. Şimdiden böyle romantik, dağınık şeyler gibi gelir. Ama bunu becerebilirsem bir epistemik şey içerisinde, bir çerçeve içerisinde sunmaya çalışacağım. Ne demek Allah'a benzemek? Ya özetle, niçin namaz kılarız? Konuşacağız bunları. Allah'a benzemek için. Niçin oruç tutarız? Allah'a benzemek için. Her neyi söylüyorsa Allah ve Resulullah bu arada. Onları niçin yaparız? Allah'a benzemek için. Bir tane cevap vardır. Domuz eti niye haramdır? Allah'a benzemek için. Yani niye yemeyelim domuz eti? Allah'a benzemek için. Yeryüzünde mütevazilikle yürüyün. Niye? Allah'a benzemek için. Ya tövbe aşağı, Allah mütevazilikle mi yürüyor yani? Bak bambaşka bir epistemoloji konuşacağız. Bugüne kadar işte konuşmadığımız bir şey. Ha ama bunu biz takip edenler için tüm altyapısını yaptık. Yani tüm altyapısının tanıtlamasını yaptık. Bunlar bitmez şeyler de. Dedik ki felsefe tutmuyor, tutarsız. Kelam yetmiyor. Yetersiz. Yani bizim bir meşhur üçlememiz vardı. Demiştik ki, üçleme miydi? Bazen üç, bazen dört diye esiyor, öyle söylüyorum. Hani dedik, hakikat vardır. Bir, hakikat bilinebilir. İki, hakikat rasyonel olarak bilinebilir. Üç, ya da bunların yerine hakikat yoktur. Konu bitti zaten. Hakikat vardır ama bilinemez. Konu bitti, şüphecilik. Hakikat vardır, bilinebilir ama kısmen, çünkü bir kısmı şey, şöyle diyelim. Kısmen bilinebilir, hakikat vardır, bilinebilir ama rasyonel değildir. Bakın bunların her biri birer pozisyon demiştim. Ha, hakikat vardır, hakikat bilinebilir ama rasyonel değildir. Keşfle bilinebilir, riyazetle bilinebilir. Bu tasavvufun dünyası şimdi. Yani sen hakikati rasyonelite içerisinde bilemezsin. Ama hakikat vardır ve bilinebilir. Nasıl? Mükaşefeyle bilinebilir. Ha bunların ne demek olduğunu konuşacağız. Tamam, ben dersi bitirdim.